ve sıradaki karşılaşma Pain Gaming ile Mad Lions arasında hızlı bir şekilde seçim yasaklamaya geçiş yaptık. Sen de yasaklamasıyla başladı Piyancı. Evet, Karzi performans unutulmuyor hala. LEC playoffları sırasındaki Tam Kent Sena performanslarını görmek istemiyorlar ve yine diğer tarafta BRTT'ye karşı bir saygı yasaklaması 3-3. Nişancı Tristan'a da gitti. Bakalım bu şekilde trend devam edecek mi? Nişancı kalmayana kadar nişancılar yasaklanacak mı? Tabii Rumble, Morgana, işte Udyr tarzı tempo ormancıları girecek şimdi devreye. Onlar yasaklanacak. Thresh yasaklaması geliyor. Burada Lucy'nin ellerini görmek istemiyorlar. Daha çok BRTT'nin rahat olmasını istemiyorlar muhtemelen. Çünkü BRTT kötü bir turnuva geçiriyor. Onun böyle yanında kendisini ayıklayabilecek, koruyabilecek bir nişan, daha doğrusu desteği olmasını istemiyor diye düşünüyorum Mad Lions'ın. Ve güçlü ormancılardan en az iki tanesi kalacak ve dördüncü nişancı da geldi. Nişancı havuzu gittikçe darlaşıyor. Yani bu maç yavaş yavaş Aphelios, Jinx gibi şampiyonlara doğru gidiyoruz gibi hissettiriyor. Evet ve diğer tarafta da tabii senin de bahsettiğiniz BRTT'ye karşı bir Draven yasaklandı. Thresh ve son yasaklama bir nişancı mı daha gelecek diye düşündüm ama Zoe yasaklandı. Toplamda 4 nişancının yasaklandığı bir ilk yasaklama ekranı. Mavi bir Renekton, kör Robo'nun ellerinde Robo bu turnuvaya damgasını farklı bir şekilde vurdu tabii sosyal medya üzerinden. Evet. Onunla ilgili devam eden bir furya var. Peki ilk seçim Renekton'a ne diyorsun Cönü? SD kullanırlarsa okey de onun haricinde bilemiyorum ya, daha Nara çıktıyken işte Rumble gibi bir şampiyon varken ortalıkta Morgana da bu arada seçilebilir durumda. Aynen ya, 100 milyon tane Renekton kontrası varken bunu yapmak benim aklıma şey getiriyor. Ya Rumble'ı daha doğrusu Renekton gerçekten şey kullanacaklar, esnek kullanacaklar. Hı hı. Ya da Robo diyor ki ben oynarım abi, ne olursa olsun oynarım. Ben zayıf tarafta zaten bu şampiyonla oynuyorum. Bakalım Kog'Maw gelecek mi? Kog'Maw Lulu görecek miyiz? Ya da Humanoid daha önce yaptığı gibi bir orta koridor gösterecek mi? Oo. Çok erken Lucian. Ama güzel de bir Lucian. Çünkü yetenek gücü bir ormancıları var. Ve en güçlü yetenek gücü ormancısı şu an metadaki. Önceliği alacak bir Lucian'la beraber hakikaten nehir taraflarını kabusa döndürebilirler. Humanoid'in ne kadar iyi bir Lucian oyuncusu olduğunu biliyoruz. Tabii Renekton yanında Morgana gelince Nidalee'nin belki bir tık daha az hani böyle hasarlı versiyonu ama yerini bir kere sabitlersen de o hedef hareket edemiyor. Üst koridorda kim gelirse gelsin Armut'un burada işi zor olacak gibi gözüküyor. Armut'u oynayacaklar belli ki. Ve Alistar gelecek. Tabi Alistar gelince şimdi nişancıyı almadılar. Burada nişancı kitleyip diğer nişancıları ortadan kaldırmayı düşünebilir mi acaba? Mad Lions'lar ve ya BRTT iyice böyle alışılmışın dışında bir nişancı iterler mi? Ama onlar üst tarafta birebir de etkili. Fakat yine de dikkat etmesi gereken bir nar tercihine gidiyorlar gibi gözüküyor. Tabii ilk seçim hakkı Mad Lions'ta evet. Olduğu için burada nişancıya pek de öncelik vermek istemediler. Yine de o havuzu daraltmak isteyebilir Mad Lions. Bakalım yasaklamaları ne yönde olacak? Acaba ormana da Morgan'ı almışken burada Pain az önce zikrettiğimiz o Kog'Maw Lulu tarafına gider mi? İki kalkanlı ve bol ayıklamalı. Yani burada tabii Lulu alırlarsa orta koridor veya üst koridor olarak kullanmak durumunda kalırlar ama yani nişancı havuzu şu an o kadar daraldı ki farklı bir şey yapılması gerektirecek gibi bu ekranda. Ezreal yasaklandı. Evet, Ezreal da gitti. Karzi'nin bir şampiyonu ortadan kalkmış oldu. Hala Aphelios kullanılabilir. Yani şu an sıklıkla oynanan şampiyonlar arasında Wukong görmek istemiyor. Ki onlar da anladığım kadarıyla Renekton'un hala böyle yukarı koridor olduğunu ikna olmamış durumda. Her an bir esneklik durumu söz konusu olacağı için. Ve Leona. Yani bu Leona yasaklaması Morgana varken birazcık böyle tabii garip hissettiriyor ama bu arada Varus, yani o kadar nişancı arasında Varus açıkta kaldı ya. Ben o kadar böyle kilitlenmişim ki Varus açıkta. Zaya da seçilebilir durumda. Jhin geldi. Hmm.
Yani koridor aşamasında burada şimdi Kaiser'in oynayacağı destek çok önemli. Çünkü yani Lucian, daha doğrusu Jhin de Varus da koridorda yani çok etkili şampiyonlar. Burada birazcık destek dengeyi bozacak gibi hissettiriyor. Alistar'ın karşısında zaten genelde kim alırsanız alın hani o koridorda bir şekilde etki yaratabiliyorsunuz. Syndra da Lucian'ın karşısında nispeten rahat eden büyücülerden bir tanesi. Yani üzerine atılmaya çalıştığında onu direkt geriye doğru ittirebilen bir şampiyon nihayetinde. Acaba gelir mi? Ya biraz daha koridor hakimiyeti ve haritada da etkin olmak istiyorsa gelebilir tabii ki ama burada Varus'un yanına Tahmkent almak çok daha güvenli bir seçim tabii ve Mad Lions Tahmkent'ten yana kullanıyor son seçim hakkını. Bu Tahmkent yalnız birazcık Pain Gaming'in işlerini bozdu diye düşünüyorum çünkü yani Syndra, Morgana gibi tehditlere karşı hakikaten böyle bir anda rakibinizi böyle yerini sabitleyecek veya tek atabileceğiniz yeteneklerin hepsinden kurtarıyor. Ve ortadan kalktığında aslında birazcık Pain Gaming'in yapmış olduğu kompozisyonu da hani anlamı yitiyormuş gibi hissediyorum. Hiç fena bir kompozisyon değil Mad Lion tarafında oynanacak olan. Dikkat etmeleri gereken nokta üst koridorda Morgana, Renekton ikilisine karşı Gnar'ın ne yapacağı. Çünkü o belli ki zayıf taraf oynayacak. Ve oraya hakikaten çok büyük baskı yiyebilir. Onun haricinde Lucian orta koridorda büyük tehdit ama Syndra karşısında her zaman dikkatli oynaması gerekiyor. Çünkü yanlış atacağı bir adım, zayıflar acıma, üzerine ulti kombosu çok canı sıkılabilir. Ama Lucian'ın özellikle erken dakikalarda böyle baskı kurabileceğini düşünebiliriz o koridorda. En azından minyon dalgası üzerinde. Ve de şunu da unutmayalım. Şu an meta'nın bir tık, yani Morgana'nın bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Üstünde olan en güçlü şampiyonunu aldı. Rumble'dan bahsediyorum sanırım. Evet, Rumble'dan bahsediyorum. Ve o Rumble ultisi aslında öyle bir yetenek ki, ya böyle bazı savaşların neredeyse hiç başlamadan kapatmasını sağlıyor takımın. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ve burada Rumble artı Gnar gibi bir potansiyeliniz var. O ikisinin ultinin kombosu, bir de bunun üzerine Varus ekleyin. Hakikaten ölümcül bir combo ve çok çok uzaklardan yapabiliyorsunuz bunu. Yani Gnar'a genelde gelip sadece hani böyle ilk hamleyi yapmak kalıyor. Geri kalan iki üye zaten çok uzaklardan işi bitirebiliyor. Lucian da buna bir de dahil edelim. Yine o üçüsü de beraber destek verebilecek. O yüzden ya Mad Lions'ın kompozisyonu ben bir tık daha fazla beğendim diyebilirim. Sırf böyle şampiyon güçlerine ötürü bu arada. Yani sen Rumble'ı Morgan'dan daha evet, üst seviyede görüyorsun. Ben de eşit olduğunu düşünüyorum açıkçası. Rumble'ın en azından senin düşündüğün kadar çok üstün olmadığını düşünüyorum. Bu maçtaki bakalım eşleşme nasıl ilerleyecek? Tabii Morgana'ların seviye 1'de işte mesela bu olay olursa, yani Morgana'ya seviye 1'de bir baskın yapılırsa o 3-15'te 6 kamp temizleme gücünü elinden almış oluyorsunuz. Ve bunu yapacak Mad Lions. Totemi kime verecekler? Karyoke hemen Gaga'lara geçti. Kırmızı güçlendirmesi giderken yan taraftan Gaga'ları almak istiyor. Çarpını da kullandı. Seviye 2 olabilecek mi oldu? Burada savaşmak oldu. İsteyebilir. Oo. Ve yakalanan bir Tahmkent var. Kaiser düşmek üzere. Kaiser'e son bir vuruş. Bir RTT'den geliyor. O kadar akıl dolu bir oyun ki Karyoke kaçtı göz arasında. Gaga'ları çıkardı. Seviye 2 oldu ve ilk kanını da kazandırdı. Mad ne yaptı? Yani orada şunu yapmak istediler aslında. Belki oradaki Gaga'lardan hani 2-3 tanesini çalarım, seviye atlamasını engellerim falan filan ama yani hiçbirisi olmayınca bir anda Morgan orada seviye atlayınca işler bir anda tersine döndü ve ya BRTT şu ana kadar turnuvaya en iyi başlangıcını yaptı. İlk kanı alarak. Cebinde şu an ekstra altını var. Geri dönüş yapmadı. Onu unutmayalım. Ve
ve Morgan şimdi tabii üst tarafa doğru gidecek. Kendi mavisine doğru gidiyor. Üst tarafta görüyoruz. Renekton koridoru şu an rakip üzerine yıkmış durumda. Armut tabii burada birazcık temkinli oynuyor. Ama dönüş hasarını güzel verdi. Bayağı verdi. Bayağı iyi bir hasar. Orada canını yenilemesi lazım Robo'nun. Alt koridorda da diğer titer ne kadar ilk kan altında harcamamış olsa da şu anda bir üstünlüğü söz konusu PNG'nin. Ama diğer titer çok fazla hasar aldı burada. Çok hasar aldı. Ama muhtemelen o koridoru böyle hızlı bir şekilde sıfırlayıp rakibin üzerine yıkıp geri dönmek de isteyebilirler. Görüş var. Elio'ya biliyor şu an. Karyo oraya geldiğini. Burada yakalanabilir. Karyo Kay. Armut da şimdi yaklaşacak. Hala bekliyor. İki ormancında çarpı bekleme süresinde. Burada hazırlanmış. Büyük ayıcılı aldı Elio'ya. Morgan da bayağı bir vakit kaybetmiş oldu aslında. İki, hatta 3 tane kampı şu anda alınabilir durumdayken. Evet, tempo da bu şekilde. Rumble'ın yine dönmüş oldu. Fakat üst koridordaki Yampiri'yi çok rahat alacak. Alt Yampiri'ye de şimdiden sinyal geliyor Mad Lions tarafından. Oraya doğru yöneliyor Elio'ya. Bu arada Morgan'ın yerini de biliyorlar artık. Orada yine Yampiri yaptı yapacağını. Diğer evet. Tarafta da klasik artık. İttiren koridor. Ve herhangi bir sersemletmesi olmayan ormançlara yardım eden bir destek. Orta koridorda Humanoids bir minyon farkı oluşturmuş durumda. 10 minyon civarında. Evet, yani o koridorun doğası gereği ve Humanoid'in ne kadar iyi bir loşun olduğunu söylemiştik. Ya bu kadar aslında fark çok görmeyiz ama muhtemelen maçın başında Tinovs şöyle bir yan koridora gelip o ilk kan sırasında bir pozisyonu bozulmuştu. Ve orada tabii de, koridorun da dengesi birazcık bozuldu. O dakikada itibaren Humanoid koridoru sürekli kendi istediği gibi yönetti. Bu da bir noktaya kadar minyon farkı oluşmasını sağladı. Çok ciddi bir fark değil. Ama Humanoid'in ne kadar rahat olduğunu o üzerindeki tırpandan anlayabiliyoruz. Bu tırpan tercihi birazcık da böyle moral bozucu. Yani aldığınız zaman hani rakibe şunu da gösterirsiniz yani. Onu bir şey yapamazsın. Şimdi alt koridora bir baskın var ama yani hedef burada Karzi olunca, Varus olunca hemen Kaiser devreye giriyor. Ve Morgana da Karyoke'ye de üste dönecek şimdi. Aslında büyük bir avantaj sağlamış olmasına rağmen erken oyunda Karyoke temposunu tamamen kendi bozdu. Elioya'nın toparlamasını hatta öne geçmesini sağladı. Bu arada Armut kule altında. Robo'yu bayağı basar. Roku yalnız fazladan bir kule hasar aldı Armut. Üzerine Robo'dan bir sıçra. Armut'tan çok büyük hata. Sosyal medyayı şu andan görebiliyorum. Neler oldu neler bir anda. Nerelere geldik? Yani iki oyuncu arasında zaten devam eden ufak bir atışma vardı. Ama dostane böyle şey değil. Düşman tavırlar yoktu. Ama bu birebir skor sonucunda artık Robo'nun da söyleyebileceği bir şeyler var. Çünkü hatırlarsan ilk maçta da Lee Sin Camille eşleşmesinde Armut rakibini kule altında kesmişti. Burada aslında yine bir şeyler deneyen Armut ama kuleden fazla hasar aldıktan sonra işler değişti. Humanoid alt koridora geliyor. Lucy orada bayağı bir dürtüldü. Yemledi burada Kazi bu arada. O kule atışını boş boşuna yemez ama totem görüşü olduğu için Humanoid'in oradan geldiğini gördüler. Yani oradaki amaç şuydu. Alistar'ın hani kule altında kaldı bu Varus deyip böyle öne atılması. O sırada Kaiser'in onu yutması ve ortada kalan Lucy'nin düşmesi veya Sivri darbelerini kullanmasıydı. Ama totem hayat kurtardı. Yani burada Elio'ya geliyor ama Armut birazcık hevesli, birazcık
erkenci ve gereksiz bir kule vuruşu daha. Ve gereksiz bir öne adım. Evet. Orada bir dengesi bozulmuş. Bunu çok benzerini şeyde görmüştük. Elisi finalleri sırasında Rog'a karşı da orta kulede belki hatırlarsın o pozisyonu. Yine Nar oynuyordu. Hani atmaması gereken bir adım atmıştı ve düşmüştü. Ama sonradan geri gelmişlerdi o maçta. Bakalım bu maçta geri gelebilecekler. Bu arada bu maçın önemi şu. Payne'in şu an kadarı kendi ellerinde. Eğer Mad Lions'ı yenerlerse, üzerine bir de bize karşı galibiyet alırlarsa Mad Lions'da bir baraj maçı, tiebreak maçı oynama şansları var. Diye biliyorum. Yanlışsam düzelt beni. Evet doğru. Çok düşük bir ihtimal tabii bu. Bu olasılıkların gerçekleşmesi. Mad Lions'ı bir de PSG'ye kaybetmesi lazım. Evet. Ya aralarındaki en büyük olasılık bu. Bu arada yani Mad Lions'ın PSG'ye kaybetmesi şu formuyla. Yalnız Armut yine kötü pozisyonda. Yırtıcı da aktif edildi. Armut'un sıçrası yok. Karyoke'den bir döneme nasıl tuttu? Morgana Things dedikleri olay. Ya biz Nautilus'a laf ederdik. Bu neymiş ya Johnny? Ya şey bazı şampiyonlar böyle yordle olanlar özellikle böyle çok küçük gözüküyor. Ama aslında yani kapladıklarından daha fazla bir yer kaplıyorlar. Olay Morgana'da değil Nar'da diyorsun. Evet Nar'da. Peki. Üst koridordaki minyon dalgası da Elio'ya dengeleyici bıraktı. Bir barikat almasını engelledi Robo'nun böylelikle. Ama bir sonraki minyon dalgası da Robo o barikatı altını kazanacak. Normalde çünkü Morgan'ın hani karanlık esaretinin alanı da bayağı geniş. Yani atarken onu görüyorsun. Yani böyle küçük böyle nideli mızrağı gibi değil. Bayağı geniş bir alanı atıyor yani. O yüzden o pozisyonda zaten Karyoke'nin yapabileceği iki tane şey vardı. Ya ulti menziline girecekti. Ultiyle yapacaktı ama o birazcık daha böyle hani spektaküler olanı denedi ve ilk önce esareti tutturdu. Sonradan zaten skor çok basit oldu. Ve bu skor gelene kadar her ne kadar Armut 0-1 durumda olsa da minyonda fena durumda değildi. Birkaç minyonda öndeydi hatta. Ama evet. Şimdi ikinci skorunda Robo'ya gitmiş olması üst skorda orada. Farkın açılmasını sağladı. Armut'un işi bu dakikadan sonra bayağı bir zor artık. Ya izole eşleşmede zaten çok normal. Lucio yakalanıyor burada. Güzel bir ham ya. Belio'ya takip edip o skoru da alacak. Rus dedi ki siz de maça dahil olun yani. Böyle olmaz. Yertin'in üzerine doğru gidiyordu. Güzel bir yanadı Belio'ya'dan yine. İşte kontrole maruz kalmadı ve burada vakit geçirmeye devam ediyor. Çok yakındı Kaiser'in denemesi. Ama Karyoke'yi o kayıcılığı da alıyor. Alt koridorda Karzi. İkinci barikatı da almaya çok yakın. Bir 160 altın daha. Bir de Ejder. Yani toplam altında PNG önde. Ama oyun kontrolü Elio'ya eşliğinde Mad Lions'da. Evet ya gereksiz bir hamle yaptı Lucy. Ya şunu söylemiştik zaten maçın başında. İzole eşleşmede normalde eğer Nar iyi oynarsa Renekton'a karşı avantajı var ama tabii Renekton böyle öne geçtikten sonra böyle bir avantaj kalmıyor. Orayı Morgana bozacaktı. Ama Armut Elio'ya ile anlaşamadığı için ve gereksiz bir skor verdiği için bir anda Robo artık birebir eşleşmeye de çok büyük tehdit haline dönüştü. Kespiş'le beraber rakibin üzerine gidebiliyor. Eşya farkı oluştu. Bir de ekstradan bir baskın aldı. Mesela bak bu cüretkar bir hareket. Yani hareket daha doğrusu. Eğer Morgana buraya birazcık yakın olsa... Ki şuna Armut, yakın. Bir daha ölmüştü yani. Bir 3-4 saniyede falan kurtardı Armut. Ve karanlık esaret geldi ama hopla oradan uzaklaşıyor Armut. Mega olmak üzere fakat yanında herhangi bir takım arkadaşı yok. O yüzden burayı zorlayamayacak. İki seviye farkı var ya. Alamet kullanılıyor. Üst koridor kulesi geliyor. Evet. İlk kuleyi alacak PNG. Armut'un son dönemlerdeki en zor maçı bu arada. Ben bayağıdır böyle Armut'un zorlandığını görmemiştim üst koridorda. Bayağı bir dürttü Robo'ya ama... Kulesini kurtaramadı Armut. Ve dakika 12'de ilk kule üst koridordan alınıyor. Altın farkı da bayağı bir arttı. Üst koridor etrafında. Bu maçtan sonra Robo profil resimlerinin artış oranı bayağı hızlanacak bence. Son furya. Yani daha... Koridor aşaması, gerçi koridor aşaması bitti diyebiliriz artık ama maç bitmedi henüz. Öyle de işte şey. Hani böyle ufak şeyler
kıymetli oluyor ya. İşte bire bir de kesti. İki kere kestim de falan diye. Ve Yampiri'yi çok daha güvenli bir yerde almasını sağlıyor ormancısının Kaiser. Bir de totem bıraktı nehre. Armut üst koridorda olabildiğince kaynak almak isteyecek. Hemen Robo da üst koridorda işimi bitirdim. Orta koridorda bir şeyler deneyim diyor. Yalnız hız keseni çok kötü kullandı. Yani iyi kullansaydı sıçrayla beraber mesafeyi kapatacak. O sırada Lucian ona tepki veremeyecek falan. Yani kaçardı onun humanoid ya. Kaçardı bence, bilmiyorum. Bence sıçrayı alabilirdi ya. Ya sıçrayı alabilirdi ama kendi sıçrasını kullanması lazımdı. Yok, hız keseni kullandıktan sonra yavaşlatıyor ya. Orada bir Syndra'dan zayıflar acıma vesaire gelebilir. Syndra çok uzak değil miydi o pozisyonda? Ben mi yanlış görüyorum? Daha çıldan yeni çıkıyordu çünkü o yaklaşırken. Ya topu yeni almıştı. Ya olabilirdi tabii. Yani orada tamamen humanoid'in vereceği tepkilere bakıyordu. Ama nihayetinde iyi oynanmadı. Ve bir duraklatma. Evet. Duraklatma nedenini öğrendiğimizde sizlere aktaracağız biz de. B grubunda günün dördüncü karşılaşması Pain Gaming ve Mad Lions arasında. Yani ilk iki günün ardından Mad Lions bu gruptan çok rahat çıkar. İşte belki maç bile kaybetmez tarzında yorumlar yapılırken, yani az önce bir durum hesapladık. Yani Mad Lions'ın işi eşitlik bozma mücadelesine kadar gidebiliyor. Doğru. Yani ilk günlerde kendi performansından çok mu üstün oynuyordu Mad Lions, yoksa rakipleri mi kendini bulamamıştı? Sence neden şu anki durum bunu gösteriyor? Mad Lions iyi oynamıyordu ki bence. Mad Lions zor kazanıyordu. Payne'e karşı neler yaşadılar biliyorsun. Bize karşı da bayağı zorlandılar. Makro'da evet, çok hata yaptılar. Doğru. PSG'ye karşı birazcık, hani PSG'nin hatalarından. PSG daha turnuvaya gelememişti bence o maçta. O maçın ardından işte Mad Lions yorumları o yöndeydi. Ha, çünkü dominettiler çünkü o maçı. Dominettiler 26 ama dakikada bitti. O birazcık PSG'nin böyle bir, nasıl diyeyim, turnuvaya daha gelemeyişinden, daha kafalar gelmemişti herhalde. Yani oturmamıştı yerine. O yüzden orada iyi yakaladılar ve dağıttılar. Ben esas Mad Lions'ın ikinci PSG maçını çok merak ediyorum. Yani PSG'nin çünkü hiç şakası yok. Burada ilk benim sunumum cumartesi günüydü ve Regarno'la başlamıştık konuşmaya. Ben PSG'den çok çekindiğimi söylemiştim ki nişancıları farklı. Dogo geldi Unified yerine. Ona rağmen çok tehlikeli olduklarını düşünüyordum. Çünkü çok tehlikeli bir ve tecrübeli bir orta koridorları var. Kaiwing'i görüyoruz. Adam gerçekten muazzam bir performans gösteriyor. Meta'ya alışkınlar, farklı şeyler oynayabiliyor. Bir maçta mesela şey yaptılar, dürtme kompozisyonu yaptılar ve bunu çok iyi işlettiler. Hani Zoe'yi, Jayce aldılar, Thresh çektiler. Üzerlerine koşan rakiplere karşı da nişancı olarak Aphelios'u aldılar. Mis gibi kompozisyon. Yani farklı şeyler oynuyorlar ve bunu da oynayabiliyorlar. Mad Lions tarafında, Mad Lions bütün aslında LEC'de de bu şekildeydi. Yani LEC'de çok böyle inişli çıkışlı performansları vardı. Sezon içerisinde de, playofflar sırasında da ve seriler içerisinde, playoff serileri içerisinde de. Mesela Rogue'a karşı çok kötü iki tane maç oynadılar. Sonra çok iyi iki tane maç oynadılar. Sonra beşinci maçta çok garip başlayıp müthiş bitirdiler. Hı-hı. O yüzden Mad Lions'ın sağa solu belli olmuyor. Ve şu anki başlangıçları da pek onlar adına umut verici değil. En azından üst koridor etrafında olduğunu söyleyebiliriz tabii. Haricinde fena durumda değiller aslında. Şöyle bir bakıyorum. Haricinde fena durumda değiller ama Armut çok geri düştü. Ya böyle öne geçen Renekton'lar büyük dert, büyük sıkıntı oluşturuyor. Hani menzili kısa bir nişancıya sahipler şu an. Lucian'dan bahsediyorum. Yani onu savaştan uzak tutabilir. Evet, Varus'un etkisi yine olacaktır sonuçta. O birazcık daha menzili koruyabilen ve uzaklardan hasar verebilen bir şampiyon ve dürtme etkisine sahip ama bu Renekton'la uğraşmak bayağı zorlayacak bence. Hem yan koridorda hem takım savaşları sırasında Mad Lions tarafını. En azından hani böyle 4 eşyaya falan, 3-4 eşya civarına gelmeden önce zorlanacaklar diye düşünüyorum. Çünkü öne geçen Renekton'ların bir anda nasıl tanklaştığını biliyoruz. Aliyetten hasar da vurabiliyorlar. Ve onların en büyük olayı Kespich, Sıçra, artık yetişebiliyorlarsa onlarca hız kesen falan derken bir tane hedefe ulaşıp, kritik hedef burada kimse, Varus mu, Lucian mı? Onlardan bir tanesine ulaşıp onu yok etmek. Ya da ikinci bir türü daha var. Ne yapıyorsunuz? Nişancınız eğer yeterince güçlüyse
Ki burada ondan çok bahsetmeyeceğim aslında. Çünkü burada nişancıyla alakalı bir durum olamaz. O böyle jinxiniz falan filan varken kullanılan bir yöntem. Nişancının etrafında bekletip hani gelen bir hedefi direkt böyle tıkla ve sersemletle kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu maçta Robo birazcık da Morgan'ın yardımıyla iyi bir başlangıç yaptı. Karkey'de yani Morgan'ın şu ana kadar hakkını veriyor. Ama işte şey, maçın başında konuştuğumuz olay hala ultilerin çok uzaklardan birleşme noktasında, yani bir iki şampiyonu bir anda dürtüp ya da bir tanesini öldürüp çok rahat görev yapabilir Mad Lions, onu unutmayalım. Ve belli bir noktada eğer orta oyunda iyi bir savaş yapıp üstünlüğü alırlarsa ondan sonra görevleri almaları çok kolay bu arada. Ya yani dürterek veya Rumble ultisini kullanarak bir görev aldıktan sonra diğerine gidebilirler. Rakibin böyle savunma yapmasına bile izin vermeyebilirler. Çünkü belli bir noktada savaşa giriş mekanikleri yani sınırlı gibi gözüküyor. Burada Pain Gaming'in. Yani Renekton'un şeyini biliyoruz. Hani rutinin nasıl olduğunu biliyoruz. Sonuçta. O yüzden birazcık sıkıntı yaşayabilirler. Onlar aradan çıkarmaya bakacaklar. Ve olayları birazcık daha böyle görevlere önceden gelip görüşü alıp rakibi biraz daha kafa atmaya zorlamak olacak. Çünkü yani dürtme kompozisyonlarının en büyük sıkıntısının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Nedir? Eğer geriye düşerlerse ve görevlere yaklaşamıyorlarsa dürtme kompozisyonu olduğu için ne dürtecek vakitleri oluyor. Hasarları düşük kalıyor bir de. İşte hasarları düşük olduğu için dürtmeden girdikleri her savaşta sıkıntı yaşarlar. O yüzden burada Payne'in artık hani bu görevler etrafında iyi toplanıp rakipten önce hani yakaladıkları bu tempoyla onların nefes aldırmaması gerekiyor. Ama bunu işte bir şekilde görüş alırsa Mad Lions bozabilir. Bakalım göreceğiz. Yani çok fazla senaryo saydım artık bir tanesi olacaktı diye tahmin ediyorum. Sende bir bilgi var mı? Ne olmuş? Lucy kendini pek iyi hissetmiyor Johnny. O yüzden bir duraklatma alındı. Biraz zaman tanındı Lucy'ye tabii. Umuyoruz ki... Geçmiş olsun. Önemli bir durum yoktur. Böyle şey çarpıntı falan mı geldi acaba? Peki Johnny şu anki duruma baktığımızda PNG buraya 1-3 olarak geldi. Mad Lions 3-1 olarak geldi. PNG'nin bu gruba başlamadan önceki beklentileri çok yüksek değildi en nihayetinde. Yani onların bu karşılaşmadaki alabileceği bir galibiyet sence neleri değiştirir? Yani PNG bu maçı kazanabilir mi sence? İlk başta onu sorayım. Ve bu maçı kazandıktan sonra bir denge değişikliğine gidebilir mi PNG? Valla şöyle, Payne'in bu maçı kazanması lazım ki bir sonraki aşamaya gidebilsin. Her şeyden önce ilk top onlarda koşullu bir gidiş yolları var. Bu maçı kazanırlarsa sonra PSG Mad maçını bekleyecekler ve bizi yenmek isteyecekler. İkisi de zor senaryolar bu arada. O yüzden tabii ki beklentiler sonuçta Brezilya bölgesinden geliyor. Tavan o beklentinin ne kadar olduğunu biliyor. Onlar da çünkü spor kültürü, azmi, hırsı çok yüksek olan bir millet. Ve buraya gelirken amaçları PSG'de yeneceğiz. İşte Wildcats'de yeneceğiz. Medi'de yeneceğiz ve devam edeceğiz. Azını beklemezler yani o taraftar kitlesi. Ama işte realite farklı olabiliyor. Biz de bunu yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi ilerlemiyor bazen. Evet ve bu karşılaşmanın ardından da temsilcimiz Fastpay Wildcats Pain Gaming'le bir müsabakaya çıkacak. Tabii Pain Gaming'e karşı ilk günde hatırlayacaksın kaybetmiştik. Bugün onlarla bir rövanş karşılaşmasına da çıkmış olacağız aynı zamanda. Kalp kırıcı bir mağlubiyetti hatta, öyle demek. Çok iyi başladığımız. 7000 altına kadar. Çok üstün olduğumuz. Aynen öyle. Çıkardığımız bir farktan sonra bir anda makroda kafamızın karıştığı, böyle bütün League of Legends'la ilgili bildiklerimizi unuttuğumuz bir maçtı. Ve doğal olarak da rakip cezamızı kesti. Aslında böyle maçlar bu turnuvada yaşadık. O ilk maçtı. Yani şey, PSG maçlarına çok girmek istemiyorum. O maçlar, yani bir önceki maç belki birazcık daha böyle yakındı ama ilk maçın hiç alakası yoktu yakından uzaktan. Ya biraz daha turnuva adaptasyonu diyebiliriz belki. Yani ilk maçta işte Pain Gaming'e karşı oynadığımız ilk maç
Belki bugün oynansa, belki o üstünlük sağlansa evet. çok daha farklı bir adaptasyon, çok daha farklı bir Wildcats izlenebilir. Tabii ki o tarz yakın karşılaşmaları kaybede kaybede iş buraya kadar geldi. Turnuva takımı olmak farklı bir şey. Ve yani, maça geri döndük. Döndük. Neyse konuşuruz bunları bizim maçtan önce. YRTT'de iyi bir başlangıç yaptıktan sonra tabii kule altında zorlanmaya başladı ve Varus ufak ufak dürtüyor şu an. Mesafesini ayarlayıp Karzi, o da gözyaşı artı bir kama bir de çekiç almış. Robo seviye 11 oldu. Şu an seviye 11'e ulaşan bu oyundaki tek isim. Çok uçtu. Yani... Hız keseni de bitirdiği için ufak bir kötü pozisyonda kaldığı zaman Armut veya herhangi bir Mad Lions oyuncusu onu yakalayıp işini bitirebilecek güçte. Bir de kırmızı güçlendirmeyi alıyor buradan. Üst taraf Ayacıl tamamen var, onu da alacak. Evet. Her şey ona ait şu an. Tabii bu şekilde farkı da açıyor. Yani tecrübe farkı kapanmayacak bu dakikadan sonra kolay kolay. Şu an 1.5 en az seviye farkı var diye tahmin ediyorum. Evet. Tecrübe puanı %35 civarlarında. Daha yeni seviye 10 oldu Armut. Mad Lions yalnız alt tarafta, haritanın alt tarafında çok iyi götürüyor işleri. Burada kendileri adına ilk kuleyi almaya da bayağı bir yaklaştılar. Birazcık şeyden çekiyor. Öyle yani Rumble alt taraflarda ulaştığı sürece kule altından belki çekiniyorlar. Ya çünkü kule altını sıfırlayacak, tanklayacak mekaniklere sahip Mad Lions tarafı. Ve kitle kontrolleri de var bayağı. Yani o maçın başında bahsettiğimiz ulti kombosunun mini bir versiyonu var burada. Rumble artı Varus'la beraber. Ve bunun yani en büyük kurbanı şu an arındırı olmayan bir Jin. Oo. Ve Humanoid yakalandı. Robo'dan da sersemletme. Çok iyi kombo. Çok rahat bir skor oldu bu. Hız kesen bile kullanmadım sana Robo. Evet. Zaten kullanamıyorum dedi. Dümdüz girdi ve aldı. Üçüncü skor. Tam bir Taldirin baskını. Naruya değil mi? İsim vermek istemiyorum. Çok göze batıyorum. Ve üst koridordaki Robo üstünlüğü önce orta koridor skoru ardından rahat bir alamete dönüşüyor. Ya tabii Mad Lions adına iyi haber şu. Armut geri düştüğü zaman da bir şekilde oyunun içinde kalabilen bir isim. Bu kendi yapısı gereği, profesyonelliği gereği. Hı hı. Çok büyük bir fark yok. Haritanın alt tarafında işler iyi gittiği için Mad Lions'la yine. Ama üst koridordaki fark 2200 civarında. Bütün fark orada zaten. Evet. Fazlası orada attı. Orta koridorda Humanoid iyi durumda. Karzi iyi durumda. Ooo tertemiz oynadı. Karzi skoru da burada bir yerde itiye gidecek. Musibet zinciri gelse de kendini kurtarmadı. Bir de alamet bırakılıyor oraya. Pain yalnız şakası yok ha. Yani kazanıyorlar maçı şu an dümdüz. Evet. Bir anda kilidi açmaya başladılar. Fakat Robo biraz fazla ön adım atmış olabilir. Ultisi yok Robo'nun. Ama Karyoke'ye gelince vuruyor Armut. Şimdi Mega olmak üzere. Dengeleyici kullanıldı ama pek fazla hasar bırakmadı Karyoke'ye sıçradığı için. Başka gelen kimse olmadığı için Kaiser'in ultisi burada boşa gitmiş oldu. Robo kesmişi kullandı fakat güzel bir kara kalkan. Çok iyi. Çok iyiydi Karyoke. Burayı çok güzel oynadı. Yani ulti de tam böyle piksel tuttu mu tutmadı mı onu da göremedim şu an aslında tutuyordu, ama. Tutuyordu muhtemelen. Çünkü sanki cam barı oynadı biraz. Öyle mi? Ben öyle gördüm. Ama ne olursa olsun refleksi verdi yani. Evet. Önemli olan oydu. Ve belki de Armut'un orada çıkaracağı bir skorla birlikte tekrardan maçın içinde olabileceği bir an olabilirdi. Lucy'ye. Buradan Hex'e şöyle uzaklaşacak. Aga dümdüz koş. Ne abi ne işi bunu yapıyorsun yani? Aa çalamadı. Elio'ya da kaldı büyük Aga. Dakika 17'deyiz. Pain Gaming'in 1500 altınlık üstünlüğü var karşılaşmada. Fakat iki ejder Mad Lions'da. Bu arada Sinsi Pench'e geldi. Varus'un üzerinde. Ya evet. Bir zırh deşmeye doğru gidiyor ama o fırsatı olacak mı? O hasarı görecek miyiz Varus'tan bu maçta? O birazcık şüpheli şu an. Bu kadar geri düşmüşken. Yani altın çok onu göstermiyor gibi ama harita durumu birazcık sıkıntılı şu an.
Pain Gaming'in yarattığı o baskı. 3 tane ön kuleyi düşürecekler. Uzaktan gelen Rumble ultisi bir süre erteleyecek ama bir süre sadece. Orta kort orada yine bir kitle kontrol zinciri. Kaiser orada Karzai'yi kurtarmak istiyor. İyi bir deneme bir yer TT'den. Ama kendini de riskli bir duruma soktu orada. Rüzgar'ın hitledi artı dördüncü vuruşu yapmak istedi ama sanırım Q'yu elinden çıkaramadı bir yer TT'i. Ya da otomatik saldırıyı elinden çıkaramadı. Şifa da birazcık işleri bozdu o evet. Portamda. Hasar yetmedi. Ve Robo'dan ikinci eşya Sterak da bitiyor. Dakika 18'de Humanoid vermileri gönderdi Lucy üzerine. Lucy ultiyi kullanıyor. Güzel bir refleks. Lucy düşecek orada. Kombodan çok iyi sıyrıldı Humanoid. Yani tamamen şu orta koridorda yaptıkları gereksiz hamleden ötürü kaynaklandı bence bu biraz. Hem fazladan kaldılar, fazladan vakit geçirdiler ve yakalandılar. Ve bir sonraki pozisyonda BRTT'nin ne şifası var, ne sıçrası var. Bu kadar öndeyken bence buna hiç ihtiyacı yoktu. Pain Gaming'in. Robo bir kez daha kırmızı güçlendirmeyi almak üzere. Elio'ya yalnız çarpı yok. Biraz tereddüt yoruyor. Armut'tan kullanılan machine'den var ve Armut mega olmak üzere. Robo'dan o ekstra 300 altını da almak istiyorlar. Robo sıçrayı kullandı. Takım arkadaşlarının yanına doğru gidiyor. Sterak'ın güvencesi de devreye girdi orada. Armut yakalanıyor. Fakat güvenli menzilde şimdilik. Yani Varus bir ulti attı. Tam böyle şu an Lucy'nin olduğu noktaya. Bomboş bir ulti. Yani rakibin gelişini durdurdu. Renekton'lar takımın bağlantısını kesti ama ulti olsaydı eğer Renekton alıyorlardı bu pozisyonda. Ve üzerindeki 650 altını. Zaten çünkü o pozisyona giremeyecek diye tahmin ediyorum Pain Gaming. Ulti tutsun tutmasın. Evet, kitle kontrol direkt dediğin gibi Renekton üzerine gelse çok daha mantıklı bir hamle olabilirdi orada. Armut seviye farkını kapatmış durumda. Belki Robo 14 olmaya yakındır ama o da üst koridor minyonlarını temizledikten sonra üste dönüyor. 50 saniye sonra alevejleri var. Evet, bu alevejler için herhangi bir görüşe sahip değil yalnız Mad Lions tarafı. Görüş olmadan da işleri çok zor. Şu an orada net bir görüşü olan taraf tamamen Pain Gaming. Ama iki tarafta şöyle bir Baron'a doğru yanaşıyor. Baron tarafında görüş mutlak Mad Lions lane'i. Ama yani şu an Baron'a başlayıp da o Baron'u sürdürecek hasarları yok gibi. Mad Lions sanırım ejderi bırakacak. Evet. Normalde Rumble'la beraber savaşmak istersiniz ama iki tane nişancınız biraz geride. Hasar noktasında bir de görüş yokken de buraya girmek gerçekten çok riskli bir iş. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum ama bu takımın birazcık daha açıkta hafif böyle arama oynar gibi oynaması gerekiyor ki takımın birazcık böyle istediğini olabilsin, yapılabilsin. Ve Humanoid üste döndükten sonra bir çeviklik pederini aldı. Bir kez de alt koridordan ayrık ittirmeye devam edecek. Robo ters bir noktada. Ultiyi de açtı. Buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Yalnız Elio'nun hasarı çok fazla. Arada kaldı Robo. Karzai arkadan hasarını bırakıyor. Kronometre kullanıldı burada. Üzerine dengeleyici bırakıldı ve skor buraya kadar altını Humanoid'de. Bir skor da Karzai'ye gidiyor. Burada çok değerli iki skor çıkardı Mad Lions. Buraya kadar altında Humanoid'in hanesine yazıldı. Yalnız Pain yavaş yavaş ellerindeki üstünlüğü hatta hızlı bir şekilde artık fırlatıyor. Bu belki de maçın en kritik anı. Kopma anı olabilir. Evet. Bu kadar ekstra altının Humanoid'e yazılması. Humanoid 3. eşyasına çok yaklaştı. Bir asist bir de buraya kadar altını çıkardı orada. Yüklü bir altın kazandı dediğin gibi. Şimdi Lucy'den bir deneme. Lucy kaçırıyor komboyu. Yerleri dövdü. Yalnız orada yakalanan bir Humanoid var. Tinoz'dan kullanılan bir sıçra. Musibet zincirine mi attı? Tam emin olamadım. Orada Humanoid'e odaklanmıştım ama zannedersem musibet zincirine bir sıçra kullandı Teen Holmes. Öyle olsa bile sanki mesafeyi yani anlık olarak kapatabilirdi ya.
kapatamaz mıydı? Ya direkt orada komboyu sanki ıskaladı ya da tam tuşlara basmada gecikti gibi. Çünkü o komboyu yapmak zordur bu arada. Hani sıçra, W, Q böyle üst üste bindirmek. Bazen onları yeri karışırsa yeri dövüp sonra adama ulaşamadığın için böyle öne doğru bir adım atarsın ve kalırsın orada. Ama günün sonunda yani maçın başında özellikle Renekton tarafından elde ettikleri çok büyük bir üstünlük vardı. Onu şu ana kadar kullanıyorlar. Renekton az önce ayrı gayrı yakalandı. Çok büyük bir altın Lucian'a gitti. Lucian 2.5 eşyaya geldi. Şu an Muramana bitti yine. Karzin üzerinde. Mana veren dönüştü. Ve Mad Lions oyunda. Mad Lions oyunda Humanoids coşku ekledi bir de çantasına derken bir duraklatma daha. Bu karşılaşmada alınan ikinci duraklatma. Umarım her şey yolundadır. Evet, umuyoruz ki her şey yolundadır dediğin gibi. Bakalım duraklatma sebebi, daha doğrusu duraklatmayı alan kişi yine Lucy mi? Birazdan bilgisi gelecek bizlere de. Herkes böyle merakla bakıyor şu an. Anladığım kadarıyla Mad Lions tarafında bir sıkıntı yok. Yani Karzin bakışlarından. Belki şaşkın olduğunu görüyorum. Evet, 24. dakikada alınan bir duraklatma. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde sorunları halledip karşılaşmaya geri döneriz. Şu an için altında 1500 altınlık bir üstünlüğü var Mad Lions'ın. O tabii buraya kadar altın. Üzerine bir skor daha gelince çok hafif altında gerideyken Mad Lions hem durumu eşitledi hem de öne geçti. Hala yalnız Robo'nun Armut'a karşı önde olduğunu söylemek lazım. Hızlı döndü karşılaşmaya. Önde ama yani artık o çok büyük bir fark değil. Evet, çok küçük bir fark. Ya şu an bakıyorum eşyalara. Sadece kırılmış bir kronometre var. Fazlalık olarak. Evet, Armut yeni bitirdi ikinci eşyasını. Robo üzerinde tabii çok fazla altın yoktur diye tahmin ediyorum ben de. Üçüncü ejderi bırakan Mad Lions şu anda iyi durumda ve sıradaki ejderde savaş yapabilecek konuma geldi artık. Evet, görüşü alıp burada artık o savaş öncesi işte Rumble ultisidir, efendime söyleyeyim Varus oklarıdır. Gerçi farkta küçük değilmiş ya, Johnny. 1700 altın var hani. Alt koridor ışığından girişinde Armut mini formunda direkt olarak Humanoid'in üzerine gitti Robo. Humanoid çok fazla hasar aldı burada. Kaçabilecek mi? Harika bir amansız takip. Burada rüzgarın iddeti ve amansız takibi tam zamanında kullandı Humanoid. Sıçrasında sakladı. Bir tek kılıcını aldı şu an. Üzerinde varmış parası demek. Koruyucu melek yapacak herhalde. Evet. O kronometrenin de boşa gitmesini istemiyor. Humanoid'den güzel bir destek zamanında bir ışından. O da bombardıman topu bitirdi. Ve ya bu GB'li kılıç gelecek. Şuna denk geliyor. Şu an itibariyle Humanoid Rumble'ın, Varus'un dürttüğü işte üzerine narın belki ulti attığı bir hedefe tek bir amansız takiple otomatik saldırı çıkartıp müthiş bir hasar bırakabilir bu eşyayla beraber ve son vuruşu yapabilir. Yani takımının seçmiş olduğu tercihleri çok iyi destekleyen bir eşya. Bir de Mad Lions'ın seçimlerine baktığımızda uzak menzilden skor alma potansiyeli olan yetenekleri var. Evet. Varus'un musibet zinciri üzerine gelecek işte Deshanok, Rumble dengeleyicisi, uzaklardan narın yeteneği ve işte bombardımanla birlikte yine menzil kazanan Blue Ocean. Seviye 16 olan Blue Ocean. Dakika 26'dayız. 10 saniye sonra ejder var. Baron etrafında PNG şöyle bir rakibini oraya doğru çekiyor. Ama çalıya kafa atan isim Kaiser olunca çok sorun olmayacak gibi. Güzel bir dengeleyici bir RTT. Çok fazla sıra aldı. Karyoke'ye düşüyor. Lucario'ya girdi. O da düşecek. 2'de 2 yapan Berlioz'a. Humanoid'un pozisyonu çok iyi. İnfazı kullanıyor orada. Mermilerden yok olan bir Tinoz. Bir RTT'nin üzerine de bir sıçra, onu da alacak. Tertemiz. 2'de 2 Humanoid'de. 2'de 2 Berlioz'a da. Ve bu hem Baron hem de ejderi getirecek Mad Lions'ı. İşte açık alan, görüş Mad Lions'ın formülüydü. Reçetesiydi. Maçın başından beri çok geri düştükleri için bunu uygulayamadılar bir türlü ama bir tane pozisyon buldular ve affetmediler. Ve
Yani Pain Gaming kendisi neyin çarptığını anlamadı bile. Hiçbir şeyle savaşmıyorlardı. Bir anda canlar %40'a falan düştü. Sonra? Şimdi Robo oraya geldi mi? Işınlan da kullanılıyor. Humanoid'un üzerine gitti Robo. Koruyucu meleği devrede. Orada hayda, başında bekleyen 5 tane nöbetçi var ve skor Humanoid'e yazıldı. 5-1-2'ye geldi Humanoid. Bence orada bütün takımı çekilip böyle armutla 1-1 bırakması lazım. Orada büyük bir fırsat kaçtı. Ama burada şey oldu, kollarından bağladılar. Armut. Yok artık. Bu arada yani bir ara şey demiştim, hatırlıyor musun? Mad Lions'ın nişancıları kötü durumda. Hani Lucian çok geride falan. 5-1-2 oldu adam ya. O günden beri neler değişti. Bir buraya kadar nelere kadir. Evet. Ama yani bir Lucy yakalandı. Lucy ya da. Bir Robo gereksiz yakalandı. Sonradan bir daha böyle bir garip yakalandılar gereksiz bir şekilde. Mad Lions da bu hataları değerlendirir, cezalandırır yani. Rogue'u geriden gelip yenmiş bir takım. Yani Pain Gaming'e neler yapmaz. Şimdi üst koridordaki minyonlarla pek uğraşmıyor Mad Lions. Orta koridor ve alt koridordan baskısını kuruyor. Daha 1 dakika 45 saniye var. Baron'un bitmesine. Armut buraya yaklaştı. Tinozon'u yakalayabilir ama Armut artık eskisi gibi değil. Çok daha güçlü. Kendini o kötü pozisyondan çıkardı. Ultiyi de bıraktı. Lucy düşecek. Dengeleyici pek gerek yoktu belki ama daha da güveni aldı takım arkadaşlarını. PNG'yi ayırarak alt koridordaki inhibitor kulesini kaybediyor burada Pain Gaming. Karz da orta koridordaki minyonları getirdi. Minyon temizleme hızı konusunda belki de en ideal şampiyon değil Mad Lions tarafında ama o gelen minyonlarla beraber orta koridor kulesine de hasar veriyorlar. Robo yakalandı. Çok fazla hasar aldı Robo. Orada kara kalkanın bile ne kadar hızlı eridiğini gördük. Yani Leo'nun hasarına karşı. Ve iki inhibitor birden. Bitirecekler. Ya bitirmeye geliyorlar. Burada biter mi? Şu an güçleri var. Mad Lions devam ediyor. Meganar da oldu Armut. Ama biraz da geri çıkmaya meyilliler gibi. Yorucan. Batistler'in yanından gelişini gördüler. Hop Armut. Armut ultiyi kullandı burada. Kendi geri fırlatmasını engelleyecek aynı zamanda. Skoru da getirdi. Yoktan var etti skoru Armut. Biftek yaptılar orada ya resmen. Ama çok pişmiş. Az pişmiş mi seviyorsun? Medium. Ya bu kasmış Rumble'dan onu isteyemezsin abi. Bizim mutfakta öyle bir şey yok. Bu pişirir abi. Hafif yaktım ama yersen ye. Skordora. İki tane şundan bir de Tam Kench geldi. Alio'yu getirdi orada Kaiser. Şunu hasta oluyorum ya. Böyle atarlı TP atıp da sonra aynen geri vites yapan. İki tane inhibitörü yok. Bu arada Armut bir RTT'nin üzerine doğru gidiyor. Yarı canını aldı orada rakibinin. Kendi de hasar aldı ama Mega olunca biraz canını yenileyecek tabii. Şimdi Skordor ikinci kulesini almak istiyor Mad Lions. Yalnız infaz ya, yok etti. Humanoid. Daha Rumble'si gelmedi bu arada. Karyoke'in sıçrası var. Kronometresi var. Diğer maça mı saklıyor acaba? Haydi. Şimdi kule altında Robo da düşüyor. Mad Lions artık bu maçı bitirmek istiyor. Pek uzatmaya niyeti yok gibi. Lucy yakalandı orada kendi ultisiyle beraber. Kitle kontrolden sıyrıldı ama burada Nexus kuleleri önünde boy göstermeye devam ediyor Mad Lions. Elio'ya kulelerin arkasına dolandı. Bir zayıflar acıma geldi ama Tinoz düşecek. Bir RTT'nin başında 4 kişi var. Bir RTT minyonlar düşürüyor. Skor Karsi'ye yazılıyor. Ve Mad Lions gruptaki 4. maçına, 4. galibiyetine daha doğrusu imza.